Number One TV ekranlarında Purple On Two'muz ile devam ediyor. Bugün stüdyomda Soner Arıca var ve albümünü şu şekilde açıp göstermek istiyorum. Uzun bir zamandan sonra elime aldığım ilk albüm diyebilirim. Ve albüm olması tabii ki de ağır bir çalışmaya getiriyor ama bu çalışmanın ardında da tabii büyük bir ekip var. Tabii. Bu ekipten bahsedelim biraz. Tabii önce single niye diye kısmını söyleyelim istersen. Evet, single? Hayır, single evet, değil neden? Yani. Ben de şey diyorum, acaba bunun single mi vardı, nasıl? Yok, hayır değil. Ya bu kadar uzun süre ara verince çok gönlüm bir single'la olmak istemedi açıkçası. Ya olmasın ama albüm daha evet, iyi ya bir de iyi şarkılar da hani istediğim gibi şarkılar daha doğrusu bir araya gelince de niye albüm olmasın dedik. Hatta biz 14 şarkı yaptık ama bunu 10 şarkılık bir albüm gibi çıkardık. 4 de versiyonu var. Evet. 7 aranjör var albümde. Kalabalık bir kadro yani. İşte Fabio Taşel, Sezgin Gezgin, Selim Çaldıran, Oykan Atay, Erhan Tekyıldız, Erol Temizel, Mustafa Budan. Hepsiyle çalışmışsınız. Evet, hepsi şey oldu. Yani kendi müzikal birikimlerini, tınılarını yansıttılar. Ama ne olursa olsun işte benim yorumum etrafında şekillendi her şey. O yüzden de hani bir anlamda zengin ama çok da başka yerlere gitmeyen bir albüm haline gelmiş oldu. Bu bir avantaja dönüştü kısacası. Çünkü sözlerin çoğu benim. Müziklerin de öyle. Yine Mustafa Budan, Soner Çınar ve Sezgin Gezgin bestesi var. İki de cover var albümde. Karadut ve Tanrı Misafiri. Onlar çok sevdiğim şarkılardı. Çok da keyifli oldu bu yeni düzenlemeleri. Biz hani mutfakta kalabalıktık ama açıkçası hani bazen kalabalıkta dediğim gibi olay bazen dağılabilir. Hani her şey birbirine karışabilir. Burada öyle olmadı. Yani bir eksende toplandı hepsi. Süper. Peki şunu merak ettim. Yarın Her Şey Değişebilir adlı şarkının bir de akustik versiyonu var. Hı-hı. Ne zaman akustik oldu bu? O aslında şöyle oldu. Şarkı akustik versiyonuyla başladı. Hı. Yani ilk yaptığımızda bu şarkının formatı diğer şarkılardan biraz daha farklı içerik olarak. Yani ilk defa ben sadece aşkı anlatmadığım bir şarkı, aşka söylemde bulunmadığım bir şarkı. Dinleyen kısmen aşkla da ilgili payına düşeni alabilir ama daha yaşamın içinde, yaşamla alakalı, hani hüzünlü birine biraz moral vermek için kurgulanmış bir şarkı gibi düşünebiliriz. Sadece gitar ve bir kemanla ilk düzenlediğimiz versiyonu oydu. Fakat dedim ki ben acaba bu çok mu şey, çok sohbet ediyor gibi bir havası mı var? Bundan hiç şikayetçi değilim. Aslında sevdiğim versiyonu da o açıkçası. Ama hani istedim ki biraz şarkının çünkü sözü itibariyle biraz böyle pop rock olmaya müsait bir şarkı olduğundan ya öyle de bir düzenlemesi olsun dedik ama özellikle kırmızı belirtmemizin sebebi albüm kapağında evet. Şey yani o asıl yola çıktığımız yer orasıydı. Aslında burası. Akustik versiyonu evet. Ya akustiğin şöyle bir güzelliği vardır. Hala derler sinemanın ruhu nasıl hala filmdeyse müziğin ruhu da bence hala akustikte. Aynen yani, öyle. Güzel böyle bir şey olması lazım. Aynen öyle. Şarkının derdi, şarkı derdini orada daha iyi anlatıyor kesinlikle. Süper. Peki konuşmamıza devam edeceğiz tabii ki de. Bir de bunun görsel teması var. Nasıl oldu, nasıl bitti bunları merak ediyorum tabii ki de. Ama önce güzel bir sanatçı ekranlarınıza gelecek. Carrie Hilson, Alive şimdi ekranlarınızda.